Şimdi mecburen bu 120 dolarlık büstü çekiçle parçalayacağım. Galaksinin Sesi'nin yeni bir kutu açılışı videosundan daha merhaba. Ben Ateş Etin. Yanımda her zaman olduğu gibi sevgili Niko Fenerli var. Ve Niko ile beraber Niko'nun yeni satın aldığı ürünlerden yeni bir Gentle Giant büstünün açılışını yapacağız. Yeni satın aldığından ziyade yeni gelebilen diyelim evet. Aslında. Gentle Giant biliyorsunuz sipariş verdikten belki yıllar sonra geliyor. Bu da öyle bir ürün. Bu aslında... PGM üyelerine verilen bir hediye. PGM üyesi olduğunuzda hediyeler seçiyorsunuz. Onlardan biri de bu tesek. Videonun arasına girdiğim için özür dilerim. Ama sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Bu kutu açılışı tüm diğer kutu açılışı videolarımızdan daha farklı oldu maalesef. Bir sürprizle karşılaştım. Beklemediğim hoş olmayan bir sürpriz ve Gentle Giant'la temasa geçtim. Ne mi oldu? Tavsiyem sonuna kadar kutu açılışını izleyin. Bunu da aslında almaya kararı Gerald Holm'la yaptığımız röportajdan sonra vermiştim. Ondan sonra satın aldım. 2020'nin ortalarıydı galiba. Evet, evet. 2020'nin ortalarında Gerald Holm'la bir röportaj yapmıştık. Onu da sen buralara bir yere koyarsın. Evet, linkini herhalde. Koyarım. Linkini koyarsın. Hatta şöyle bir planımız vardı. O röportajı yaptık. Sonra Niko bu ürünü satın aldı. Dedik ki Gerald Holm'u canlı olarak... Bu kutu açılışına konuk olarak alalım, beraber açalım. Hani onun gözlemi, yorumuyla birlikte kutu açılışı yapalım. Daha ilginç olur demiştik ama maalesef Gerald Holm'un ömrü yetmedi. Buradan bir kez daha kendisini anmış olalım. Evet, hatta benim niyetim vardı. Oldu da bir celebration şu bu vesaire ona rast gelme şansımız olsaydı. İmzalatmak da istiyordum ama sağ olsun o da işte imzalı birkaç fotoğraf gönderdi. Onlarla beraber bunu sergileyeceğim. Muhtemelen görselleri de şu anda koyarım, görürsünüz. Onların yanında gayet güzel duracak. Şimdi bu ürün dediğim gibi PGM üyelerine verilen bir hediye. Fakat Gentle Giant her zaman olduğu gibi gene faullerini yapmış. İlk önce şurada yazan bir hani 2021 hediyesi diyor. Bu aslında 2020'nin hediyesi. Şu anda 2022 serisindeyiz. 2020'nin hediyesi ancak gelebildi. Bir ay önce elime ulaşabildi. Şu anda Mart ayındayız 2022'nin. Öncelikle yazdıkları o 2021 PGM üyesi hediyesi yanlış. Bir diğer konu, şu anda heyecanlı olmamın bir sebebi de o. Ben Tessie'in bir tane hançeri olduğunu bilmiyordum. Bir hançeri var. Büste de o hançeri tutuyor. Forumlarda o hançerlerin %90'ı ya kırık ya çatlak geliyor. Ve buna da ilk başta Gentle Giant ürünleri değiştirerek cevap vermiş. Fakat bunlar limitli ürünler olduğu için artık değiştiremiyor. İşte hediye kredi veriyor. 25 dolar gibi bir kredi veriyor. Ama tabii ürün eğer çatlak veya kırıksa o 25 dolar pek bir işinize yaramayacak. Onun için şu anın içinde ne çıkacağı hakkında ciddi şeylerim var. Kaygılarım var. %90 çok yüksek bir oran bu arada. Yani benim gözlemim böyle... Söylemiyorum ama yani forumlarda yazan herkes bende de çatlak, bende de biraz kırık ya da işte bende de üzerinde bir sorun var diyor. Yani hiç sorunsuzu duymadım şimdiye kadar ama ciddi sorunlar varmış. Evet, ne yapalım, başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım bakalım. Açar açmaz bizi karşılayan Gentle Giant'ın promosyon dokümantasyonu ve hemen sana veriyorum. Ve bu 500 adetlik bir ürün. 500 adetin bendeki 360.sı. Evet. Kutuyu sana veriyorum. Bunun yönü ne tarafta bilmiyorum. Muhtemelen kalın olan taraf aşağıdadır diye ümit ediyorum. Ve hemen falçatayla bunu açmaya başlayalım. Bu arada bu ürün piyasaya çıkmadan önce paylaşılan fotoğrafları da bayağı çekiciydi aslında. Hani seni çeken de o oldu diye. Evet, ürün aslında normalde iyi. Yani şu anda Gentle Giant'ın son ürünlerinde güldüğü gibi boyama hataları veya yüz benzerlik sorunları gibi sorunları yok. Bunun sorunu kalite kontrolle ilgili. Üretimle ilgili değil.
Evet. Kader anı. Şimdi. Kader anı. Şu anda büyük bir heyecanla. Evet. Şimdi. Eldivenler. Önce poşetle çıkaralım. Ha. Evet. Çatlak var. Ama tek parça halinde en azından. Şunu da sana vereyim. Şu anda eldivenleri takıp hemen bir detaylara bakmak istiyorum. Çok ciddi sorun, yani niye bunu atlamışlar? Nasıl böyle bir hata yapmışlar? Ben de anlamadım. Hatta dur. Öndeki tank tıkıllarla ilgili bir sıkıntı mı var diye bir... Yok, orada bir çatlak sorun yok. Dediğin hançerde mi? Hançerde çatlak var. Biraz ince bir parça sanki o. Çok ince bir parça ama onu düşünmüş olmaları gerekiyor. Aman. Bak şimdi başka bir şey kıracaktım. Evet. Bak şu anda yakın plan fotoğrafları da görüyorum. Hmm. Evet, orada bir çatlak var. Çok çok ince bir parça. Çok kırılmaya müsait bir parça. Bunu direkt şu anda muhtemelen kamerada görmeniz çok zor ama yakın plan çekimlerde onu koyarız. Onun dışında büst bence çok hoş. Çok güzel görünüyor büst. Ama işte o beni biraz üzdü. Hiç değilse kırık değil. Hiç değilse kırık değil. Onunla uğraşmak zorunda değilim. Ama bak neredeyse tamamen kopmak üzere, görüyor musun? Evet. Yani şu anda biraz oynasam elimde kalacak diye korkuyorum. Ve neredeyse bütün ürünlerde böyle olması da ciddi bir sıkıntının göstergesi. Şöyle yakın planda büstün diğer detaylarını da size göstermeye çalışayım. Gerçi dönen bir... Şu ağzından çıkan dokunaç mı desem? Evet. Orada da bir çatlak mı görüyorum acaba? Evet. Orada bir tanesinde de gene bir tane çatlak var. Yani ve dediğim gibi bu ürünü, evet, bir tanesi orada da, o dokunaçta da çatlak var. Senin bu Gentle Giant şikayetlerini bir listelesek aslında. Evet, aslında ya bu. Hatta hatırlarsanız başta bu işi daha iyi yapıyorlardı. Bizim Ahsoka büstü geldiğinde ben Ahsoka büstünü çekimlerden sonra düşürmüştüm. Buna rağmen büstte hiçbir şey olmamıştı. Ama bu daha gelirken bu şekilde sorunlu çıkması beni biraz üzdü. Ama yapacak bir şey yok çünkü yani yenisini gönderin desem bunun da hatalı çıkmayacak. Muhtemelen hatalı çıkacak ve dediğim gibi yenisi yok. Hı-hı. Limitli üretildiği için 500 adet artık değiştirme şansları da yok. Ama en azından şikayete bildirip $25'lık kredi alma şansım var. En azından dediğim gibi şey değil, kırık değil. Sen evet. Yapıştırmakla, tekrar monte etmekle uğraşmayacaksın. Evet. Bunu bu şekilde muhafaza edebilirsen hiç değilse tek parça halinde. Evet, direkt böyle sarsmadan direkt vitrine yerleştirip o şekilde orada bırakmak gerek, dokunulmaması gerekiyor. Evet, ama onun dışında büst, yani şöyle bir bakıyorum, gerçekten çok güzel, çok başarılı olmuş. Boyaması da güzel, önceki şikayetlerin evet. Aksine. Evet, boyaması güzel. Ha, bir şeyleri doğru yapıyorlar, bir şeyleri bozuyorlar, çıldıracağım ya. Neyse. Evet, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ben de çok beğendim. Senle önceki yaptığımız Gentle Giant büst açılışlarındaki ürünlere nazaran bunu ayrıca beğendim. Ha bak, pelerinde de şurada bir çatlak var. Hmm. Pelerinde de kopmuş bir parça var arkada. Yani bu Gentle Giant olmamış. Olmadı Gentle Giant. Olmadı. Yani yok. Niye eldiven taktım ki şimdi? evet. Biraz daha incelesem kesin bir şeyler daha bulacağım. Onun için artık daha fazla bakmak istemiyorum. Gerald Home anısına alacağım. O imzalı fotoğrafların yanına koyacağım ama beni mutsuz etti. Kapatalım yayını ya. Üzüldüm. Ya o kadar da kötü değil. Evet, çok. Yani sen çok detaycı bakıyorsun. Evet. Ben şimdi senin kadar bir şey değilim. Hani detaylara bu kadar takılan bir koleksiyoner değilim. Hı. Ama bilmesem varlığından haberim dahi olmayacak. Şey daha belirgin bu arada. Öndeki dokunaçtaki o şey tentacle'daki şey evet. Daha belirgin. O çok daha belirgin bir çatlak. Allah'tan çatlakla kalmış. Şey olmamış. Kopmamış. Çünkü kopsaydım şunu yapıştırmakla çok uğraşmak gerekirdi.
Ama evet, kalite kontrolde bir de şöyle bir şey var. Normalde Gentle Giant'a gelen kutular hani bir büyük daha kutunun içinde straforla gelirdi. Bu sefer öyle yapmamışlar. Kutunun tam içine sığan bir kutuyu koymuşlar ve bu kutunun tamam kendi tam içine koyan bir sığan bir kutunun içine koymuşlar ve öyle göndermişler. Yani ambalajlama kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ambalajlama kaynaklı olabilir veya tasarımda bunu düşünmediler herhalde. Orada çok ince detay olduğunu ve onun kırılabileceğini, belki de kafayı ayrı, hançeri ayrı bir parça olarak bir yerde tutmalıydı ve işte mıknatıslı bir şekilde takman gerekirdi. Ama işte sonuçta böyle sorunlar çıktı. İlk defa şey o dokunaç, ağzından çıkan tentacle'la ilgili sorun duydum. Bunlar fotoğraflanıp Gentle Giant'a e-mailine gidecek. Nasıl bir aksiyon almayı düşünüyorsun? Yani e-maille göndereceğim. Bunu geri göndermem söz konusu değil. Onların bir şey göndermesi söz konusu değil. Muhtemelen hani $25 işte $30 bir kredi hediye ederek gönlümü almaya çalışacaklar. Ama belki artık Iron Studios'a bakma zamanı gelmiş olabilir. Bir müşterinizi kaybettiniz sevgili Gentle Giants. Evet. Evet. Kutu açılışını izlediniz. Biraz hayal kırıklığına uğradım ve şaşırdım. Gentle Giant'tan ilk defa bana hasarlı bir ürün geldi. Ve kutu açılışında dediğim gibi Gentle Giant'la temasa geçtim. $25 bir hediye çeki alacağımı düşünüyordum ama cevapları beni açıkçası şaşırttı. Ürünü tamamen parçalamamı söylediler. Şaka etmiyorum. Ürünü tamamen parçalamamı söylediler ve bunu bir şekilde fotoğrafla ispatlamamı istediler. Bunun karşılığında da bana yeni bir ürün gönderecekler. Başta bu beni biraz şaşırttı ama sonra neden olduğunu tabii ki anladım. Bunlar sınırlı sayıda üretilmiş ürünler olduğu için koleksiyon değerini korumak için ve tekrar bunun satılmasını engellemek için bunun tamamen imha edildiğine emin olmak istiyorlar. Karşılığında bana umarım sağlam bir ürün gönderecekler. Şimdi mecburen bu $120 büstü çekiçle parçalayacağım. Tabii gereken önlemleri almamız gerekiyor. Güvenlik gözlüklerimizi takalım. Evdeki ahalinin ayaklarına bir şey batmasın diye şöyle bir leğen diyelim içinde parçalama niyetim var. Hayatımda ilk defa bilerek ve isteyerek bir büste böyle bir hasar vereceğim. Halen kendimi iyi hissetmiyorum ama neyse. Ayağa kalkayım, belki daha rahat hareket edebilirim. Başlıyorum. Hiç iyi hissetmiyorum. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Tese'in kafası tamamen koptu. O kadar vurduktan sonra hançer kırılmadı. Hatta bak hala vuruyorum, hala kırılmıyor. Demek ki içinde bir metal var. Evet. Aslında bir şekilde sağlam tutmak için içinde bir metal varmış. Şimdi bu gövdeyi nasıl kıracağım bilmiyorum. Tamamen pelerin mahvoldu. Şimdi vücudu da parçalamam gerekiyor. Bana söylenen şu. Onarılamayacak şekilde imha etmeliyim. Bu bana göre aslında pek onarılabilecek bir durum değil ama devam ediyorum. Gövde oldukça sağlam ve kırılmıyor. Bence bundan daha fazlasını kıramayacağım çünkü bu çok monoblok bir parça ve bunu kırmak mümkün değil. Şimdi yapmam gereken bunun bu şekilde fotoğraflarını çekmek. Altındaki o limitli sayının görüldüğü edition size'ı da göstermem gerekiyor. O edition size da görülmeli. Ve sonrasında bana sağlam bir ürün gelmesini ümit etmek. Evet, videoyu ürün gelene kadar yayınlamayacağım. Şu anda ne olacağını bilmiyorum. Fotoğraflarını çekip göndereceğim. Bakalım. Gentle Giant.
bana yeni bir büst gönderdi. Gönderdiği büstün numarası tabii ki farklı. Farklı bir büst gönderdi. Numarası 067. 67 numaralı büst. Peki büst ne durumda mı? Daha iyi durumda diyebilirim. Ama tahmin ettiğim gibi hançer yine bilmiyorum kadraja giriyor mu. Yakın plan fotoğraflarını da koyarım. Odaklayamadı. Hançer yine çatlak. Onun dışında bu işte Tentacle'da bir sorun yok. Pelerinde bir sorun yok. Yani daha iyi ama mükemmel değil. Yine temasa geçeceğim. Bakalım ne diyecekler. Ama artık bu videoyu yayınını uzatmayacağım. Yayınlayacağım. Gelişmeleri yorumlara yazarım. Güç sizin olsun.